Dukan pirası detoks suyumu da hazırladım. Her sabah mutlaka ilk önce kalkar kalkmaz detoks suyumu hazırlıyorum. Bugün Hakan'cığımın öz eğitimi olduğu için de öz eğitimden geldikten sonra hazırlamak zorunda kaldım. Bugün 4. günüm. Zeynep'in de dediği gibi metabolizma çok güzel hızlandırıyor. Belki de inanılmaz bir dedi gaz demişimse ödemlerine dedi gidiyordu. Evet dediği de doğru. Çok güzel metabolizma hızlandırdı. Ödemlerimi de atlamada çok da rahatlıkla, kolaylıklı bir şekilde ödemlerimi attım. Ve attığımı da hissediyorum zaten ki kadınlar kilo alıp verdikleri zaman tartıya çıkmadan bile bizler hissederiz arkadaşlar. Biz kaç kilo aldığımızı dahi hisseden kişileriz, insanlarız yani açıkçası. Ben faydasını görürüm. Eğer yapan arkadaşlar mutlaka vardır. Onlar da yorumlara zaten yazarlar faydalarını görüp ya da görmediklerini. Benden önce deneyenleri diyeyim tabii ki de bense ama ben faydasını görürüm. Yapmak isteyen arkadaşlar tabii ki de yapabilirler. Ama bana Zeynep de söylemişti. Limon dedi. Eğer yani tansiyon dedi sorunun varsa şayet dedi. Limon dedi doktoruna danışmadan içme bu şey dedi. Detoks suyunu dedi. Limondan dolayı yani dedi. Ama biliyorsunuz ki ben sarımsaklı limon külünü de daha önceden yaptığımdan dolayı benim herhangi bir şekilde Allah'a binlerce şükürler olsun ki şeytan kafana koşsun. Herhangi bir şekilde tansiyonda bir sıkıntı yok. Limonla alakalı yaşamış olduğum bir problem de yok yani. O yüzden de bu yapmak isteyen arkadaşlar eğer bu şekilde bir rahatsızlığı varsa şayet tansiyon rahatsızlığı ya da herhangi bir başka bir rahatsızlığı varsa doktoruna danışmadan ama kesinlikle yapmasın. Tavsiye etmiyorum. Bazı arkadaşlar da yazmışlar bana belki böbreklerini mahvediyorsun, hiç su içmiyorsun diye. Mesela ben bu detoks suyundan bir bardak içtikten sonra onun üzerine mutlaka bir bardak su içiyorum. Sırasıyla bir bardak detoks suyu, bir bardak normal su olarak da tüketiyorum ki eğer dışarıya çıkacaksam yarım günde tüketmeye çalışıyorum. Yudum yudum ara ara sık sık tüketiyorum. Eğer evden çıkmayacaksam ki benim de evden çıkmadığım hiçbir gün olmasından dolayı yarım gün içinde sık sık içerekten tüketiyorum. O suyumu da aynı şekilde 1 litre bundan tüketiyorum. Detoks suyundan tüketiyorum. 1 litre de normal suyumu mutlaka tüketiyorum ki sağlığımı da herhangi bir şekilde sıkıntı vermemek için bozmamak adına dikkat ediyorum. Ören Bayan. Anam Nihal abla. Ören Bayan. Ören Bayan. Bu vardı ya bir marka Ören Bayan evet. Markası. Nihal abla böyle oldu. Oradaki ya bir tane vardı ya gözlüklü. Başörtülü müydü Ören Bayan'ın logosu? Hatırlamıyorum. Yaşlı bir teyze. Ya başına hatırlamıyorum. Yaşlı bir bayanın şeyi vardı. Ay geldiğimden bir akşam hevesle belki örüyorum. Nihal ablacığım bir tane motif çıkarmış hemen bana akşam WhatsApp'tan attı. Ben renklerini görmemiştim ama renkler çok güzel. Nihal abla. Çok canlı ve çok güzel. Motife baktım. Ay pardon. Motif benim motifle aynı. Feyza'yı örmüş oldum. Bak yatak örgüsü motifiyle aynı. Göbeğin 12 sıra değil mi? 12. Evet benimki de 12. Ondan sonra şu sonuçta tepesi benim bir farkı. Şu tepeden beyaz bir tane daha ördüm ben. Ondan sonra üzerine de kahverengi ördüm. Benim 3 sıra şu trabzanım var. Ama benim gördüğüm şeyde de aynı seninkisi gibiydi. Bunun gibiydi yani. Ama şimdi benim ip ince olup da tığ da ince ya. Benim motifler iyice küçülüyor bu sefer. Biz maksat motifleri biraz daha büyütüp daha kolay bitirmek. İpin üstünde 5 numarayı tığla diyor. Hı hı. Ama ben 6 numara tığ aldım. Evet Nihal ablanın eli birazcık elim sıkı olduğu için 6 ile yapıyorum. Ondan gösterdim sana akşam nasıl olmuş çok, diye. Hayır çok güzel olmuş ya. Şimdi de gördüm ve bak bu yumuşacık Nihal abla. Değil mi? Diğer şeyine göre modele göre bu yumuşacık. Bak renkler çok güzel. Nihal abla kaç renk yaptı? Şöyle bir hardal var. Şu rengi bayıldım ama bak. 6 renk. Şu renk çok güzel. Lacivert. Pembe. Bu yeşilimsi mi? Evet. Evet ama bunlar çok yakın değil mi? Bunları ayrı koy o zaman. Yakın onları ayrı ayrı koyacağım. Bir de mavi var orada çünkü. Şu da bak ayrı. Şu iki renkten biraz daha var. Sen kapalı yola gidecek misin bugün? Gideceğim hayatım. Şeyden evet. Ali Özkan'dan bana şu iki rengi resmini çeksen de bunun haricinde. Hı. Bir tane daha alsan. Bir renk daha alacaksın. Bir renk daha alsan. Tamam sen bana etiket ver. Bununla böyle koyu pembenin arasında bir renk. Bak mavi tonlara ağırlıkta oldu. Hmm. Bir tane de şöyle şey. Hardal. Bu sarının açık rengi var. Bu hardal ya. Bir de sarısı var bunun. Tamam. Bir tane sarı. Tamam bir tane sarı alacağım. Bir tane de şu pembeyle bu eflatun arasında ya, yakın bir renk. Ya ben sana giderim renklerin bir fotoğrafını çeker atarım WhatsApp'ta. Bir şey hangi sonuçuna giderse sen bak böyle mavi çok ağırlıkta olacak. Hmm. Orta motif kısmını biraz daha böyle büyük yapayım diyorum. Bunu mu?
Hayır şeyi. Ha pardon, battaniyenin. Ha sen motifler evde... Hani 30 motifle falan diyordum ya. Evet. 30 motif değil de daha fazla motif yapıp... Hmm. Hani çevre şeyine az geçeyim. Az geçeyim, evet. Trabzon'a az geçeyim. Seninkisi biraz daha farklı olacak. Ablamınkinde 25 motif var. Onun motifleri daha büyüktü. Diğer abla biz 30 motiften yapsın dedik ama Nihal abla şimdi fikrini değiştirdi. Daha fazla motiften... Sen bir motiflerini bir ör. Bir birleştir. Hatta şey de yapabilirim belki. Ortaya motif yapıp kenarına sıra geçip en son bitim kısmını tekrar motiflerle de kapatabilirim. Yan yana. Olmaz. Neden? Şimdi bak. Sen şimdi battaniyeyi ördün. Battaniye senin düz geçtin. Şuradan şuraya geldi değil mi misal? Sen bu motifi koydun. Bu motifi koydun. Motif burada kapatmadı. Çok küçük bir ara da kalabilir. Motif taşar o zaman, bir tane daha motif eklediğin zaman motiflerle onu sen birleştiremezsin. Son sıraya motif geçmez, zor olur. Ya hepsini motif yapacaksın, motif gidecek ki hepsi aynı sırada olacak. 3 motif buraya koydun, 3 motif buraya koyduğun zaman eşit olacak. Ama sen oraya buradan buraya döndüğün zaman belki o ya fazla gelecek motiflere ya da az gelecek. Denk gelmeyebilir. Denk gelmeyebilir. Yani o yüzden. Neyse daha bir oturtabilirim. Ya da şey yapabilirsin Nihal abla, oturtabilirsin kafanda. Motif yaparsın, eklersin. Ha, arasında trabzan yaparsın, o da olmaz. Tamam vazgeçtim, sen trabzan yap geçin herhalde. Benim dedim mantıksız oldu. Bir bakayım, bu kadarını yapmam bile bana şey oldu. Çok güzel olmuş. Ben dün WhatsApp'tan attığı zaman anlamadım. Şimdi gördüğüm zaman anladım. İkimizin de motifi aynı. Ya bir motif daha çıkardım Belgin. 3 boyutluymuş. Ha şu kenardan yaprakları çıkan. Şöyle kalkık olan yani. Değil. Bu şey ortasına böyle buradan alıp tekrar buraya batıyorsun. Böyle yıldız gibi duruyor. Ha seninkisi daha motif. Farklı. Ama şey dedim ben onu çok yaparken her defasında açıp izlemem lazım. Bakmam lazım. Yani hala izlemekten var. Şimdi sen bu günlük kullanımı sürekli kullanılacak bir şey yapıyorsun. Hem TV battaniyesi olarak hem de bebe battaniyesi olarak yaptığın zaman senin yaptığın 3 boyutlu da kullanımı zor olur. Ha çok güzel gözükür ama birkaç gün sonra o takılır, bozulacak, düzeltilmesi gerekecek. Bu sefer daha da kötü olacak. En güzeli böyle. Ha tabii 3 boyutlular da çok güzel. Valla bir saat falan şey yaptım. Oturdum motifleri inceledim. Güzel olmuş ama Nihal abla. Renkler de çok, renklerin de çok güzel olmuş. Ay 2 saat onu aldık. Benimle beraber Serik'ten gelen bir bayan vardı. O da şişli örecekmiş. Yeni başlamış örgüye. Onun da eli benim gibi çok sıkıymış. Şiş de örüyormuş. Hani alayım da dedi. Hani başlayayım dedi. O da battaniye örecekmiş. Sağ olsun orada çalışan bir bayan da geldi. Hani dedi ki hangi iple yapacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Gösterdi kadın. O rengi mi alsam diyor. Kadın bu renkle diyor, bu renk olur mu diyor. Onu alıyoruz, onu bırakıyoruz. Ay bu daha yumuşakmış diyoruz. Ama baktım şey. İpler yumuşak geldi bunlar. İpler çok güzel, yumuşacık yalnız. Gerçekten ben yumuşaklığı çok beğendim Nihal abla. Çok hoşuma gitti. Neyse inşallah iyi, hemen kısa bir sürede bitirirsin. Hediye edeceğin arkadaşımıza iyi günlerde. Aralıksız. Kullanır Nihal ablacığım. Örüyorum şu anda herhalde. Gerçi yarın dayıma gidiyorum ben. Yarın orada örgü falan yapamam. Götürmem de zaten. Götürmem. Oradan geldikten sonra akşamları oturdum örüyorum. Akşam kaçta geldim bak. 8'den sonra başladım. Kaç? 6 tane motif yaptım. Ya 6 motifse zaten ilk önce motifi öğrenmekle bir vakit geçiriyorsun sen. Ha bu motifi bilsen sen 6'dan fazla yaparsın evet, aslında. Evet bir de şeydi. Motif bulmak için çok oyalandım. Tabii canım. Baktım düz sıra yapılanlar da vardı motif olmadan. Ama dedim hani bu kadar renk almışken de dedim. Düzgün bir şey. Ev zaten yüncü dükkanına döndü. Maşallah. Sepet falan küçük geliyor. Tavuklarımı dün akşamdan haşlayıp buzdolabına kaldırdıydım. İsmail'cim bugünden için benden tavuklu pilav istediydi. O gelmeden yemeği hazırlayayım. İsmail'le beraber dışarıya çıkacağız inşallah, kararından vazgeçmediyse şayet. Üşenmezse de açıkçası. Okuldan geldiği zaman tabii ki de ister istemez yorgun oluyor. Çok fazla gitmek de istemiyor. Dün hep beraber çarşıda gezerken dediğim ışıklarda. Evet ışıklarda bir çikolata evim diye bir yer var. Sadece çikolatalı pasta üzerine, çikolata üzerine satış yapan bir yer.
İsmail orayı merak etti. Hakan da onun canımıza çok da fazla girmek istemedik açıkçası. Hakan da bir yerlere girmek zor oluyor. Bir şeylere bakmak da zor oluyor. Çocuk ama yani zor. Tabii ki de zor. Her çocuk olduğu gibi Hakan da tabii ki de zor bir çocuk. İsmail hatta söyledim. İstersen beraber baş başa bir gün gidelim dedi. O da bugünden için gidebiliriz dedi. Bakalım. Kararından vazgeçmezse şöyle ışıklara doğru bir gideceğiz. Nihal ablacığımın istemiş olduğu Aleviz kandan iplerine de bakayım. Kozmetika da mı dedi ya? Kozmetika'da herhalde indirim varmış. Şampuanlarda indirim var. Belgin dedi. Elsevin dedi. Mucizevi yağlar serisinde de indirim vardı şampuanlarda. %50 indirim varmış sanırsam. Şampuanlara bir bakacağım indirim varsa şayet. Fileye uğramam lazım. Tabanlık bakmam lazım. Ayak tabanında düzleşme var. Çok kötü ağrıyor. Nihal ablayla konuştuk da ayağında dedi düzleşme var büyük bir ihtimalle dedi. Çünkü çok fazla ayakta kalıyorsun ve çok fazla yürüyorsun dedi. Bu da normal zaten ya. Yaş ilerledikçe artık yavaş yavaş hastalıklarımız tabii ki de baş gösteriyor, çıkıyor yani. Tezgahta şey var. Kemikler var, küpetir ayırdım. Buzda bu şekilde koymuşum, bütün bir şekilde temiz bir şekilde onu aşağıya indiririm. Ha, evet evet, unutmayalım da çöpe gitmesin. Düzgün bir köşeye koyalım da açalım. Yesinler. Buradan çıkmış. Uy. Ay, değil mi? Ben senden, evet dur bir saniye hemen vereceğim. Ay tabanım çok evet. Taşıyor. Yani büyük bir ihtimalle İsmail genelde okuldan her geldiğinde çok yoruldum dediğinden dolayı herhalde ya unutmuştur ya da üşenir diye bekliyordum ama. Ne? Gideceğimizi. Şeyleri koyacağız. Evet. Ama hiç olmazsa burada ben de bir tane bir elbise beğenmiştim. Bir hatırlıyor değil mi? Giderken bir görmüştüm anneciğim. Bir elbisenin bir fiyatına bakasım var. Çok güzel modalarında bir elbise gördüm. Yazlık bir elbise. Çok hoşuma gitti. Sadece fiyatına bakacağım. Denemeyeceğim yani anneciğim. Kozmetikada indirim varmış her şeyde %50. Şampuanlarda. Hangi modalarına gideceğiz biz? Modalarına yapıyoruz. Sedeklerin hemen yanında yok mu? Zaten buradan çıkacağız. Günlükten düz geçeceğiz. Bir şeyden mi gideceğiz? Kapalı yoldan mı gideceğiz? Hayır, günlükten. Ama kapalı yoldan geri döneceğiz. Ha, yani şu gürlükten şeyden Karabük'ten oradan gideceğiz. Olabilir, benim param var. Alabilir mi çektim? Alabilirsin tabii ki derdik. İyi olmasın. Dur bakayım şu kapımızı bir şey diyeyim. Diyeceğiz. Ben yarın onları giymeyeyim kutlar. Ha, İsmail şunları al gözünü seveyim. Bakın İsmail ayakkabıları sizlere bir göstereyim. Arkadaşlar derler ya dost başa düşman ayağa. Bak bugün. Hayır onu şimdi de giyme bakayım. Evet biz dışarıya çıkıyoruz. Sen ona ne giyiyorsun zaten? Dur. Onlara da... çıkacağız da. Çıkabilirsek çıkacağız işte. Çıkacağız dur. Şu terlikleri de kaldırayım, ayakkabılarımı da kaldırayım bir dakika. O yok mu benim sana verdiğim siyah sporlar düşecektim. Siyah sporlar mı? Tabii ki de artık onları giysen. Giyeyim. Anneciğim mod giyecek havada değiliz ki. Mod giymeyi seviyor. Allah'ım ters çocuk ya. Yağmurlu havalarda o siyah şeyi giyiyordu. Spor ayakkabısını giyiyordu. Ayakkabıyı giyiyordu. Hayır. Ayağımı sık ya. O sporları giysene getirsene. Benim rafıma bak. Katıma bak. Annemin ayaklarımız aynı olduğu için. Evet. Ha giy anneciğim zaten bu erkek. Kadın ayrımı yok. Unisex yani bu. Okula giderken de bunları giy. Giyeyim mi? Giy anneciğim. Giy dedim ya sana. Ay Allah'ım Allah'ım. Cenk'in bir tane daha vardı. Ne? Spor, siyah. Bir şey. İsmail sana böyle ayakkabı almamız lazım. Bak bunları da. İsmail giymeye başladığından beridir hiç giymedim. İsmail giydi. Tabii ki de ister istemez. Bak burası. Benim. Evet şey, senin. Ayağım. Filodan sana ayakkabı bakalım İsmail Outlet'ten. Evet. Olur. Outlet ama bölümünde. Ama bot tarzı bakalım. Hayır. Allah'ım yaz geliyor. Hala bot diyor bana ya. Annem ne botu? Güzel. İsmail evde bot var. Bot alamam kusura bakma. Tamam. Spor. Spor mu diyorsun? Evet tabii ki de. Yazın bot mu giymeyi düşünüyorsun? Yazın. Yazın spor giyerim de kışın her gün bot giyerim.
İsmail botun var ya anneciğim. Bugün bakmıyorum, yarın. Yarın benim işlerim var. Ben yarın seninle ayakkabı bakmaya gidemem çarşıya. Bugün kapalı yoldan dönüşte. Yarın çarşamba bakalım. Ben zaten filoya uğrayacağım. Ben kendime tabanlık bakacağım. Filo hangi filo? Kapalı yoldaki filo. Tam oradan da oyuncakçı var. Oyuncakçı evet. İlk önce oyuncakçı olacağız. Sonra filoya uğrayacağız. Ondan sonra eve geleceğiz. Evet. Eve gelmeyeceğiz. İlk önce Hakan'ı alacağız da geleceğiz. İnşallah beni alabilir. Fark etmez. Orada da güzel modeller var çünkü. Hadi yine aşağı. Yok bir şey annem. Yok hiçbir şey söylemiyorum ben. Nihal teyzenin ziline basar mısın? Tamam. Al da gel. Diktirecek halimiz yok annem artık onları. Evet. Nihal ablacığım ne haber? İnsanlar var. Ne yapayım İsmail'le? Cebelleşiyoruz. Niye ne oldu? Spor ayakkabıları, spor ayakkabısını giy İsmail diyorum, bot giyeceğim diyor. Botlar yırtılmış Nihal abla. Bildiğin yırtılmış, botların haline bak. Daha yeni almadın mı sen onun botlarını? Yeni alsam da fark etmiyor ki, ona dayanmıyor ki. Şimdi çöktürüm. Aynen etiketi vereceğim bebeğim, Ali Özkan'a uğrayacağım ya. Fotoğrafını atmışsın da yine de alayım etiketi ben senin. Hadi. Yavaş, yavaş, sakin. Sakin, daha sakin. Çarşıdan istediğin başka bir şey var mı? İstediğin başka bir şey var mı çarşıdan? Yok bizim de şey. Renklerini attığında green'in rengini hatırlıyorsun değil mi sen? Hayır, green'in etiketini ver, hatırlamam ben. Hangisi? Ver green'inkini ver. İyi yavrum ey. Göbeklerine free'ler yapıyorum ya. Tamam. Green yeterli gelmeyecek. Yeşil etiketini attım. Tebrik ediyorum sizi. Ya bir parça versen bana, etiket ver, bir parça da ip ver. Tamam. Ne demek Nihal ablacığım, her zaman. Ver bebeğim. Bu gri, bu etiket tamamdır. Şu da şey. Yeşil. Ortadan ne yapıyorum? Daha fazla nasıl yapayım dedim. Şimdi ya. Yeşilden istiyorsun. Bir tane istiyorum. Bir tane. Gri mi bu? Evet. Bir tane gri istiyorum. Bu gri'nin etiketi ama değil evet, mi? Evet. Koy gri. Tamam bir de ben sana şey atacağım. Pembenin tonunu atacağım bir tane. Onun dışında bir başka... Bir tane sarı var zaten Ardal'ın haricinde. Bir de sarı alacağım sana. Bir tane sarı. Tamam ben gittim zaten sana fotoğrafları atar. Telefonlaşırız. İlle renkleri gördün. Aynen herhalde. Bak bu renk de güzel olur diyebileceğim bir renk varsa o da olabilir. Tamam oldu. Çarşıdan istediğin herhangi bir şey olursa haberleşelim. Şu an aklıma bir şey yok ama yine şey. Aklına gelirse WhatsApp'tan yazarsın bana. Tamam kızım. Senin istediğin bir şey var mı? Yok. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ablacığım. Bura. Evet, Modular mı burası? Beğenmiş olduğum elbise de şu. Çok güzel ya. Ben çok beğendim elbiseyi. Uzun hali de var, uzun da varmış. Bir içeriye girip sadece fiyatına bakacağım İsmail. Denemeyeceğim anneciğim. Ay şu da çok güzelmiş aslında elbise bu. Evet elbise. Fiyata bakar mısınız? 1500 lira İsmail şu elbise. 1 milyon liraya ceketler de var. Ona bir şey diyemiyorum anneciğim. İşte beğendiğim elbise. Bakalım. Dur ne kadar alaş? Çevir bakayım bir. Çok merak ediyorum. 3, 2, 1. 1500 TL. Alır mısın derseniz almam. Çok pahalı 1500 lira ya. Allah aşkına bu nedir ya? Bunu kendin yapmak için. Sen aynısını yapamazsın ama daha ucuz yapamazsın. Evet. Ay bu da çok güzelmiş uzun.
Çok tatlı, 600 TL. Yani abla demişti yazlık elbiseler çok pahalı Galgin demişti ve dediği de doğru. Hadi çıkalım anneciğim, hadi. Fiyatların maşallahı var. İsmail diyor ki maşallah. O ne ya? Yazlık elbise 1500 TL. Yuh dedim yani. Neyse kalsın. Sadece bir bakmaya, fiyatını öğrenmek için geri dedim. En iyisi. Havamızı aldık geldik. İnce tığ, ince ip de kendin ör. Annem o kumaş. Örme olmaz. Ha öyle değil. Aynısını örme de kendi istediğini ör. Şerif ablaya da diktirebilirim aslında. Şerif ablanın elinden geliyor mu? Evet geliyor. Çok da güzel geliyor. O diktiklerini de gördüm. Bayağı da iyi yani. Nihal ablanın dediği gibi her şeyde %50 indirim varmış. Diş fırçası da almam gerekiyor. Aman diş fırçası istemişim. Pardon, diş macunu almam gerekiyor. Nihal ablacığımın dediği bu. L'Oreal'in mucizevi yağlarında diyorum ya. Doğru. Aa, hepsi yarı fiyatı. Evet, %50 indirim var diyorlar ya işte. Yeğen ablaları söyledi. Ama benim şampuanım da var mı? Nerede o? Ondan burada yok şu anda. Ha, Elsev. Yo, Elsev'de de var. Ben şunu seviyorum. Şu çok güzel oluyor. Şu çok iyi. Bunda da %50 indirim varmış. Alacak mısın anneciğim kendine şampuan? Hı? Ben aldım. Yoksa ben de aldım. Mucizevi yağ ve şundan aldım. Birer tane alsam yeter zaten. Alacaksın al anneciğim kendine. Ben bakayım da sana bir şey yaparım. Sen bak, şey şeyler var sen bak. Da. Yok benim çok fazla da, o yüzden aldım. Sen bak. Ben bakıyorum sana şöyle. Tamam. Üç tanesini kararlıyor. Havale mi? Havale. Gel.
Şuraya oturalım mı? Bak burası güzel. Oraya mı geçelim? Tamam, oraya geçelim. Sen nasıl istersen. İsmail'cim gel istersen şöyle yanıma annem şuraya. Ne istiyorsun hayatım? Şöyle bir bak tabi. Mimoza, Belçika sosu, waffle. Waffle çıkarttı. Bir de çevirebilsem. Meğer benim için mi? Evet, rica ediyorum anneciğim. Akşam sefası bak. Brownie kek, gölete keki, iki çeşit özel yapım krema. Neyse sen bir bak bakalım, bir karar ver anneciğim. İsmail'in arabaları. Hot Wheels. Evde bilmem kaç tane herhalde böyle Hot Wheels arabası vardır. Ay bir yerde var ya. Bunlar Roblox'tu. Heh, Minecraft. Ay inanılmaz derecede Minecraft'lara taktıydı. Minecraft karakteri, Minecraft karakteri. Hep Minecraft olurdu. İsmail Minecraft alacağım mı annem? Bir ara Minecraft'a merakım vardı, hatırlıyor musun? Oynuyorum şu anda. Oynuyorum da karakterlerini de çok alıyordum. Roblox. Bu da herhalde bir oyun. Diyebiliyorum yani. Var mı bir yani? Bak yukarıda var ikinci, şuralardakini gördüm. Bir hepsi fantastik. Fantastikmiş. Evet, eksi iki tane anneciğim. Avutluk demek. Kalın kalabalık. Maşallah, maşallah. Gel bakalım hadi. Ben kendim alacağım. 37 numara. Bu 37 numaralar şurada var. Spor ayakkabı. Ve bunlar kadın ayakkabısı oldu. İsmail'cim bakıyor musun anneciğim ayakkabı kendine? Ben bakıyorum gibi ama. Ay Nine West. Çok severim Nine West'i. Bayılıyorum. İsmail'cim 37 numara var burada ama gel bu tarafa geçelim. Bunu erkekte 37 göremiyorum ben ya. Karışık mı acaba? Kaçmış? 39. Dur bakalım. Evet sana bakıyorum ama beyaz.
Tavada ne kadar uyuyor onu bilemiyorum yani. Çünkü tüsünüktü sonra gri oldu da. Evet, o yüzden diyorum. Şu kaçmış, bu da 37'ymiş anneciğim. Boğazlı aslında, bak şu olabilir sana. Bak. İyiymiş. İyi değil mi? Şunu istersen bir tut bakalım da. Fiyatına da bir bak istersen onun içine. Çok fazla ayakkabı çeşidi kalmamış. Hedi numaralar hiç ama hiç kalmamış. Bu da 37 ama bunu beğenir mi bilmiyorum. Az önceki almış olduğumuz spor ayakkabı 700 TL'ymiş. Bunu beğeneceğini zannetmiyorum. Haklı olarak da beğenmez yani. Kadın ayakkabısı gibiydi o da. Erkeklerde çok ya, 37 hiç göremiyorum. Bir sürü ayakkabı denedi ama hiçbir olmadı. Sibel bunu aldı zaten. Ayağı da büyümüş. 39, 38'e bakıyor. Zaten 38 numara ayakkabı yok. 39 da yok. 38 bulduklarımız da olmadı. Neyse İsmail, ben bir geniş zamanda anneciğim. Sen 39 numara ayakkabı alayım. Çünkü Hakan'a geç kalacağız İsmail'de. Hala bunu aldı, evet. Giy çıkar, giy çıkar deyince bunu aldım demeye başladı. Senin ne tür ayakkabılar beğendiğini az buçuk biliyorum aşkım. Nasıl? Ha? Nasıl mesela? Spor ayakkabı. Ama düz değil. Spor çok sevmiyorum. Ya İsmail sen bot diyorsun ya. Annem yaz geliyor, yazın. Allah'ım yarabbim. Ters çocuk diyeceğim artık, ne diyeceğim. Bak bu tür spor ayakkabı. Bayan da böyle erkek diyorum ya. Ben siyah seviyorum. Anneciğim yok, o tip de erkek diyorum ya sen. Siyah. Anladın? Hadi neyse, hadi Ali Özkan'a uğrayalım hemen. Gel istersen anne. Gelmeyecek mi? Dışarıda beklemek istersen dışarıda bekleyebilirsin. Bunu aldın iyice çünkü sen çok alışık değilsin. Nihal ablamın almış olduğu ipleri serisi bunlar. Gri'nin numarası kaçtı? 234. Allah, elimden düşürdü. Pardon, şunu alayım. Evet bu. Şundan bir tane alacağım. Şu yeşilden da bu galiba. Şu. Evet. Bundan da bir tane alacak. Allah'ım yarabbim. Ya ipi düşündüm ya da cüzdanı. Her anlamın dediği de sarı bu galiba. Başka bir sarı yok bu adım demişti. Şu pembe tonlarında da şu ikisinde kararsız kaldım açıkçası. Şu daha iyi gibi. Nihal ablacığımı aradım. Hem sarıyı hem de pembeyi gösterdim. Okeyini almışımdır. Yumaklarını aldım. Yavaş yavaş gidebilirim. Ay şuraya bakalım. Siz ne kadar güzel. Rengarenk. Harika. Aynen. Bir sıra, iki sıra. Halka gösterişi. Halka gösterişi. Bilgi verelim. Abin gelin, abi canlan biraz. Ay İsmail, hiç gireceğim yoktu. Tavşanı götürüyor muyuz? Tavşanı götürüyor muyuz? İyi akşamlar. Tavşan elinde. Evet. Ama bizim değil o. Ver bakalım. Öğretmenimiz istiyorum. Hadi ver. Ver. Bekle bekle. Hayır bizim değil o. Bekle bekle. Hayır tavşan bizim değil. Bekle. Hakan tavşan bizim değil. Bekle. Hadım anne. Hayır yürü gidiyoruz anne. Tavşan bizim değil, yürü hadi. Hayır. Hadi ben gidiyorum, hoşça kal. Hayır.
Hadi ama hadi. Hayır. Sen nereye gidiyorsun o zaman? O zaman ben gidiyorum diyorsun bana. Hayır Hakan, olmaz. Hadi gidiyorum ben. Haydi. Neyse ki biraz daha olsa sakinledik. Dedim yine başladı. Tamam, oradan gidiyoruz. Hakan, düzgünce söylüyoruz ama. Ağlamadan söylüyoruz. Sakin. Neyse arkadaşlar, ben sizlerden artık yavaş yavaş izninizi isteyip kaçıyorum. Hakan'ın bu gerginliği bitmez. Kesinlikle bitmez. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Oturmayacağız, eve gideceğiz. Evde oturacağız hadi. Hadi evde oyun oynayacağız. Ata! Sana yeni araba aldım, gel. Annem şimdi aklına yazacak, arabayı isteyecek. Ay, bir tane şey yaptım ama. Aldığımda var ya. Aldım demeyeyim de, 3 setin içinden çok değerli olmayan bir araba, onu Hakan'a vereceğim. Fantastik araba. Teşekkürler. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.